Poppy Playtime 3. Oyunun içerisindeki Smiling Critters ekibini hatırlıyorsunuz değil mi? Poppy Playtime 3'teki Smiling Critters ekibindeki diğer ekip üyelerine ne oldu? Hatırlarsanız tüm bu ekibin sesini duyabileceğimiz tek yer onların kartonları, ama hepsinde ses yarıda kesiliyordu. Yani Smiling Critters ekibinin kartonlarındaki tuşlara basınca 1-2 diyalog giriyor ve diyalogun sonunda da korkunç bir çığlıklı diyaloglar kesiliyordu. Bugün tüm bu ekibin kişiliklerini, ne hallerde olduklarını hepsini teker teker araştıracağız ve doğru bir sonuca ulaşacağız. Videonun her saniyesi çok önemli. Bu yüzden videoyu sakın sardırmayın. Aşağıdan abone olun ki ciddi anlamda çok ihtiyacım var 1 milyon abone olmam için. Ve 15.000'den fazla da beğeni atarsanız Poppy Playtime videona devam ederim. O zaman hadi gelin tüm bu gizeme bir bakalım. Öncelikle Smiling Critters'ın Catnap'i saymazsak 7 üyesi bulunuyor. Catnap'le birlikte 8 oluyor. Neden Catnap'i saymadım merak ediyorsanız ona zaten ayrı bir video yapabiliriz. Ki bundan önceki videomuzda Catnap'in hikayesini anlattık. Burada Smiling Critters ekibinin ölenlerine ne olduğunu anlatacağım. Öncelikle bu 7 üyeden Baba, Baba Hand ile başlayalım. Baba Smiling Critters'ın arasındaki en zeki kişi. Bunu oyunun başındaki introda görebilirsiniz. Baba, Baba Hand önüne çıkan matematik işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca bilimsel olarak filler güçlü hafızalarıyla bilinirler ki Baba da bir fil zaten. Baba Baba Hand'in garip özelliklerden biri şu ki, biliyorsunuz ki bu ekibin modellerinin olduğu ve seslerini duyabileceğimiz kartonlarda sürekli sesler çığlıklarla kesiliyor. Ancak Baba Baba Hand'in sesinde hem bir çığlık hem de bir gülme sesi duyuluyor. I'm Baba Baba Hand. Hey, I remember you. An elephant always remembers. Want to know what I remember about you? Evet, bu garip ama daha garip bir şey varsa o da Baba Baba Hand'in seni hatırlıyorum demesi. Bu diyalogdan iki çağrışım ortaya çıkıyor. Biri, bu diyalogun başta söylediğim gibi güçlü hafızanın bir göstergesi olabileceği ki bu yüzden seni hatırlıyorum demesi. Diğeri de Baba Baba Hand'in bizi çok çok eskiden burada çalışıyorken hatırlaması olabilir. Tabii ki şunu da düşünmek lazım, bu karton bize özel yapılmadı. Bizim dışımızda herhangi başka biri de tıklasa seni hatırlıyorum diyecek. Bu sebeple muhtemelen bu sadece güçlü hafıza göstergesidir. Baba Baba Hand'in gülerek çığlık atmasının ve sonrasında sesinin kesilmesinin sebebi de muhtemelen bizim introda izlediğimiz animasyondan dolayıdır. Yani muhtemelen Baba Baba Hand konuşmanın ilerisinde Catnap'in kırmızı gazına maruz kalıyor ve Catnap tarafından öldürülüyor. Biliyorsunuz ki Catnap'in kırmızı gazı genel anlamda uyutmak için olsa da kabuslar göstermek, şeytan bir şeyle güldürmek amaçlı verilen bir gaz. Baba Baba Hand de bu şekilde burada ölüyor. Ayrıca bu animasyonda herkes bayılınca Dog Day karakteri kollarını sağa ve sola asılıymış gibi uzatıp bayılmış. Bu da bize önceden oyun ilerisindeki Dog Day'in asılı olduğu yere bir gönderme oluyor. Her neyse. Sıradaki kurbanımız Kickin Chicken. Kickin Chicken tüm bu ekip içerisindeki en cesur gözüken kişidir. Tabi cesur dediğime bakmayın, animasyona bakarsanız o da fırtınadan korkuyor. Zaten seslerini de dinlerseniz bize sürekli şunları söylüyor. Dışarı çıkalım mı? Ben hiçbir zaman dışarı çıkamadım. Benimle gelir misin? Korkuyorum. Önce ben çıkacağım, sonra ise sen derken burada ses çığlıkla birlikte kesiliyor. Genel olarak ekipteki ölen kişilerin Catnap tarafından öldürüldüğünü söylüyorduk. Ancak durun. Chicken'ı Catnap öldürmedi. Chicken dışarıdaki güneşten etkilenip falan da ölmedi. Çünkü dışarı çıkmaya çalışıyordu. Tam çıktığında da öldü. Neden dışarı çıkmak istiyordu? Ve bu dışarısı neresi? Ve neden tam çıktığı an öldürüldü? Deney 1006 yani prototip. Chicken ve diğer ekip üyeleri aslında Playcare'a hapsedildi. Evet, orada yapılan bir oyuncak onlar ama hapsoldular. Dışarı çıkamıyorlar. Aralarından Chicken da gerçek dünyayı Playcare'ın dışını görmek istiyordu. Yani fabrikanın dışını görmek istiyordu. Kendisi Playcare'den çıkmaya çalıştı. Ve deney 1006 yani prototip kendisini cani bir şekilde öldürdü. Zaten hatırlarsanız oyun içerisinde Poppy eğer dışarı çıksaydık prototipin bizi öldürmüş olacağını söylemişti. Bu yüzden de Chapter 2'de trenin yönünü değiştirdiğini anlatmıştı bize. Chicken da muhtemelen dışarı çıkmak istedi. Fabrikadan çıkıp özgürlüğe kavuşmak istedi ama prototip onu öldürdü. Chicken gerçekten de üzücü bir hikaye sahipmiş. Sıradaki kurbanımız Piki Piki. Kendisi bir domuz. Piki arkadaşların arasındaki en sağlıklı olan, en meyve sebze yiyen, en diyet yapan ve en çok yemek yiyen kişiydi. Ancak kendisinin diyaloglarını teker teker dinlerseniz sonlara doğru hadi bunu yiyelim, şunu yiyelim derken ekip üyelerinde yemekten bahsediyor. Diyaloğunda kurutulmuş fil, derisi yüzülmüş tek boynuzlu at ve bu tarz şeyler söylüyor. Bu diyalog bize tüm her şeyi açıklıyor. Aslında Piki diğer ekip üyelerinin arasındaki son ölen kişiydi. Find It Freddy's'teki Chica gibi. I have seen everything.
Ayrıca Piki'yi Catnap veya Prototip de öldürmemişti. Zaten bir çığlık sesi bulunmuyordu diyaloğunda. Tüm ekip üyeleri teker teker öldürüldükten sonra sona kalan ve aç kalan Piki açlıktan ölmemek için oyuncak arkadaşlarını yedi. Dog Day hariç hepsini yedikten sonra kendisi de açlıktan öldü. Arkadaşlarını yemesi birazcık Bayan Delight'a da benziyor. Onun hikayesine benziyor. Onunla alakalı da ayrı bir video yapmam için aşağıdan like atın. Piki'yi de bir yana bırakınca son iki kurbanımız Hoppy Hopscotch. Kendisi ekibin içindeki en mutlu kişilerden birisi. Top oynuyor, koşuyor, zıplıyor. Çok mutlu birisi. Ancak diyaloglarına bakarsanız sonlara doğru yine garip bir şeylerin döndüğünü görebilirsiniz. Hoppy aya zıplamak istiyor. Bildiğiniz ay. Birazcık garip olabilir evet. Ama oyuncakların şu anda konuşabilmesi daha garip. O yüzden boş verin. Kendisi diyalogda bize benimle birlikte aya zıplamak ister misin diyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3 diyor ama başaramıyoruz. Zıplayamıyoruz. Aya zıplamayı başaramayınca da kendisi bize aya ulaşana kadar bu durmayacak diyor. 1, 2. Hayır hayır ayaklarına bakma. Tekrar tekrar diyor. En sonunda ise zıpla. Zıpla derken sesi bozuluyor ve çığlığa dönüşüp ses orada kesiliyor. No no! Don't look at your feet! None of that matters! Again! Again! Jump! Muhtemelen kendisi yine çıkın arkadaşı gibi Playcare'den kaçmak, çıkmak istiyordu. Ve zıplayıp tam çıkınca da öldürüldü. Ya da diğer bir ihtimal kendisi kafayı yiyince aya zıplamak istedi. Son zıplama denemesinde de yüksek bir yerden atladı ve yüksekten düşüp öldü. En garibi buymuş evet. Son iki kurbanımızın adı Bobby Birag. Kendisinin tasarımı Huggy Wuggy'ye benziyor. Ha bir de Freddy Fazbear. Ayrıca kendisi arkadaşlarını ve etrafındaki her şeye derinden önem veriyor. Bobby aynı zamanda saf biri olarak da görülebilir. Çünkü kendisi için en iyisini düşünmeyen birini önemsiyor olabilir. Ayrıca bize onu terk edip etmeyeceğimizi sorduğunda ve uzun süredir kayıp olduğunu söylediğinde terk edilme korkusunu da görebiliyoruz. Eğer ki kendisinin seslerini dinlerseniz hemen hemen ilk 5 repliğinde bize karşı sevgisini açıklıyor. Seni seviyorum, sana işte hayranım falan filan diyor. Sonrasında ise uzun süredir kayboldum diyor. Bu sefer beni de yanına al. Beni burada bırakmayacaksın değil mi diyor ve sesi kesiliyor. Muhtemelen Bobby gerçekten de fabrika içerisinde kayboldu ve kimse onu bulamadı. En sonunda da kimse bulamadığı için kendisi açlıktan öldü. Birazcık boşa gitmiş ama gerçekten tüm ekip içerisindeki en barışçıl, en herkesi seven kişi buydu. Diyaloğun başında bize sevgilerini iletmesinin sebebi de insanları sevdiği için. Her neyse, son iki kurbanımızın adı Crafty Corn. Ve kendisi tek boynuzlu bir at. Crafty Corn güzel resimler yapan bir ressam. Kendisinin diyaloglarını incelerseniz kendisi yeni bir çizim yapıyor ve kırmızı rengin kalmadığını fark ediyor. Kırmızının kalmadığını fark edince de kırmızı rengi bizim sakladığımızı sanıyor. Bizim dediğim diyalogdaki kişinin. Kendisi bize sürekli inanmıyor ve sonunda bana ver diye bağırarak çığlık sesi geliyor. Çığlık sesi bitince de böylesi daha iyi diyor. Şimdi öncelikle bu diyalogda Crafty Corn'un Smiling Critters'ın diğer ekip üyelerinden biriyle konuştuğu anlaşılıyor. Ya da öyle gözüküyor. Bu diyalogda kırmızı renk kalmayınca Crafty Corn resmini yine aynı renkte, yine kırmızı renginde bir kanla tamamlamak istiyor. Bir kan arıyor. Kırmızı kanı da yanındaki Smiley Curtis ekibindeki kişiyi hani sakladığı için, rengi sakladığını düşündüğü için onu öldürüyor ve öldürüp kanı elde ediyor. Resmi de bu şekilde tamamlıyor. Muhtemelen bunların sonrasında Crafty Corn'u öldüren kişi de bu caniliğe karşı çıkıp Crafty Corn'a saldıran diğer ekip üyelerinden birisi. Yani ekip içi kaoslarda oluyormuş. Hikaye gerçekten de çok derin. Keşke oynanış da o kadar derin ve güzel olsaydı. Bu arada son üyeyi de anlatmadan önce kanalıma abone olup videomu 5000 beğeni atmayı unutmayın. Ve Catnap'i de saymazsak son üye Dog Day. En derini bu bence. Tüm bu ekip üyeleri arasından bir tek kendisini net olarak oyunda görebiliyoruz. Dog Day bir köpek ve genel olarak bildiğimiz üzere köpekler bir şey fırlatıldığında onu geri getirir. Buna fetch deniliyor. Yani gidip getirmek. Diyaloğu incelerseniz git git. Gidebildiğin kadar git diyor bize. Neden hala buradasın? Burada olamazsın. Burada kalamazsın diyor Dog Day. Ve yine çığlık atıp sesi kesiliyor. Ancak buradaki en büyük detay şu ki Dog Day'in çığlığı diğer çığlıklara göre daha uzun sürüyor. Gelin bir dinleyin. You can't be here. You can't stay. Bu onun işkence çektiğini mi kanıtlıyor bilmiyorum ama biz oyun içinden biliyoruz ki Dog Day işkence çekti. Bunu şimdi detaylı anlatacağım, merak etmeyin. Buradaki asıl odaklanmamız gereken diyalog, burada olmamamız gerektiğini söylediği diyalog. Dog Day'in bu sesinin kaydedildiği zaman muhtemelen Playtime şirketindeki korkunç gerçeklerini biliyordu Dog Day ve bizi uyarıyordu. Burada kalamazsın, git, gidebildiğin kadar git diyordu bize. Zaten oyun içinde birebir onunla karşılaştığımızda da diyordu. Buradan uzaklaş diyordu çünkü Playtime fabrikasının gerçeklerini önceden biliyordu o. Dog Day
Prototip ve Catnap'i çok yakından tanıyordu. Prototipin Dog Day'i diğer kişileri fabrikadan uzaklaştırmaya çalıştığı için cezalandırıp bacaklarını kopartıp ona işkence ediyor. İşkencesinde zaten dediğim gibi diyaloğundaki çığlık sesinin daha uzun olmasından anlıyoruz. Bu da prototipe uymayanların, dediklerini dinlemeyenlerin sonunu gösteriyor. Aralarındaki en korkuncu da evet Dog Day oldu. Peki sizce Chapter 4'te kendilerini görecek miyiz? Smiling Curtis ekibine dair bir gönderme görecek miyiz? Yorumlara yazın tahminlerinizi, teorilerinizi. Bana sorarsanız yine bir poster tarzı bir şeyle karşımıza çıkabilirler ama genel olarak sanmıyorum yani. Çünkü kendileri Chapter 3'teki bir karakterlerdi, bir kötüydü. Ve Chapter 4'te bir daha göreceğimizi sanmıyorum ben. Bu videoda Popülaten 3'teki Catnap dışındaki Smiling Curtis ekibinin tüm üyelerine ne olduğunu anladık ve gizemini çözdük. Sizden ricam Popülaten videonun devamı için aşağıdan abone olun ve videoya 15.000 beğeni atın. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.